Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Education Edition versiyonu sizlerle birlikte bakacağız. Bunun için öncelikle bir kullanıcı hesabı olması gerekiyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz Minecraft ekranı zaten diğer ekranlarla aynı. Bizde ayarlar kısmı var. Bu ayarlar kısmında klavye ve fare fonksiyonlarını kullanabiliyoruz. Hangi düğmenin ne işlevi yapacağını buradan seçebiliyoruz ve klavyedeki hangi tuşların ne işlemleri yaptığını bu alandan görebiliyoruz. Kumanda kısmı eğer bir joystick kullanacaksanız o joystick'e hangi alanlarının ne işlevi yaptığını buradan görebilirsiniz veya kendinize özgü düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde dokunmatik bir ekranda oynuyorsanız bu ekranı da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Oynaya bastığımızda dünyalar kısmı var, arkadaşlar kısmı var ve sunucu ekle kısmı var. Dünyalar kısmında ise yeni dünya oluşura tıklıyoruz. Burada hani 5 tane bir şablon var. İsterseniz bu şablonlar üstünde de gidebilirsiniz. İsterseniz sıfırdan tamamen size ait bir dünyada oluşturabilirsiniz. Çok oyunculu derseniz burada diğer ağda olan oyuncular sizi görebilir veya görmeyebilir. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Oyun kısmına geldik. Hayatta kalma ve yaratıcı mod var. Yaratıcı kısmı kullanıyoruz. Zorluk kısmı var ve dünya türü kısmı var. Düz derseniz dümdüz bir dünya, sonsuz derseniz ağaçlarla, sularla kaplı bir dünya oluşturabiliyorsunuz. Dünya adını herhangi bir şey yapmazsanız dünya mı diye kalır ya da siz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Education Edition kısmında biz öğrencilerimize kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Bu kullanıcı adı ve şifreyi girdiklerinde bütün özellikler açık olmuş oluyor. Envanter kutusundaki envanteri açmak için E tuşuna basıyoruz. Envanter kutusundaki bütün nesneler açık şu anda. Bundan istediğiniz herhangi envanterleri envanter blok alanına koyuyorsunuz ve bundan bir dünya oluşturmaya başlayacağız. Birkaç tane bloklar alalım. Ufak bir blokta biz oluşturalım. Şöyle kapı alalım. ASD ile yön tuşlarını ayarlıyoruz. Space tuşu da zıplama tuşu. Tabi Space'e iki defa bastığınızda ve ondan sonra uzunca bastığınızda karakterimiz uçuyor. Tekrar iki defa hızlıca bastığımızda Space tuşuna, yani boşluk tuşuna, karakterimiz yere iniyor. Yine sol tuş kırma işlemi, sağ tuş ise yapı işlemini görüyor. Klavyemizdeki üst tarafta yer alan 1'den 0'a kadar olan rakam alanında envanter kutumuzdaki ifadeleri seçebiliyoruz. Mesela 3'e bastığımızda Prismine nesnesini aldık ya da 6'ya bastığımızda bu imzalı tahtasını aldık. Ben küçük bir kulübe gibi bir şey yapacağım. Ondan sonra bırakacağım. Bir de fark ettiyseniz imlecim, altı işaretindeki olan imlek nereye nesneyi koyacaksanız o alanı çizgisel bir ifadeye büründürüyor ve o alanın yanına koyuyorsunuz. Eğer
O çizgisel ifade yoksa, yani imleç boşluğudur demek ve o boşluğa herhangi bir nesnenin yerleştirilemeyeceğini ifade ediyor. Tekrardan mantara basalım. Kırmızı boyalacağım, yapalım şöyle. 7 bastık. Kulübemize bu şekilde oluşturmuş oluruz. Kapıyı açmak için sağ tuşa basıyoruz. Görüşmek üzere.